Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. İyi Yaşam'ın olmazsa olmazlarından bir tanesi de bence astroloji. Türkiye'nin önemli astrologlarıyla sizleri buluşturmaya devam ediyorum. Bugün de yanımda öngörülerinden çok faydalandığım, çok değerli bir arkadaşım var. Sevgili Anıl Can'la beraberiz. Anıl Can hem astrolog ama aynı zamanda da psikoterapist ve çok büyük şirketlere de danışmanlık veriyor. O yüzden de biraz daha altını çizip diğer astrologlardan da ayrışmasını istiyorum. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Anıl Can. İlk sorum sana şu, 2016 senesi dünya için, ülkemiz için ve bireyler olarak da çok zor bir sene olarak geçti. Aynen. Biliyorum ki sen sene başına çok büyük öngörüler yaptın ve çoğu da gerçekleşti. Biraz senenin sonunda bu senenin bize muhasebesini yapabilir misin? Nasıl bir seneydi? Gezegenlerin bizim ülkemiz üzerine ve dünyamız üzerine nasıl etkileri oldu? Anlatabilir misin? Tabii ki de. Yani öncelikle zaten 2014 Aralık döneminden beri Satürn, bizim için aynı zamanda hem karmayı anlatan, karmanın efendisi diye anlattığımız, hem de bir blokajı anlatan gezegen yay burcuna geçiş yaptı. Yay da çok fazlasıyla genişlemeyi seven, pozitif olan bir burçken Satürn'ün geçişiyle beraber biraz daha zorlanma sürecine doğru gitmeye başladık. Ve tüm dünya anlamında aslına bakarsan ekonomik alanda zorlayıcı etkiler ve sert ilişkileri gözlemlemeye başladık. Aynı zamanda işte Jüpiter Başak Burcu'ndaydı. Çok fazlasıyla bu konularla ilgili de sıkıntı yaşadık. Çünkü Başak Burcu'ndaki Jüpiter zaten zarar görmekte. Satürn Yay Burcu'nda zaten zarar görmekte. Ülkeler haritasına baktığımız zaman da zaten ekonomik anlamda sıkıntılar, çıkarların ön plana çıktığı, çıkarlar çatışmasının yapıldığı, dini liderlerin çöküşü, hatta 2014 Aralık'ta yine bir röportajda söylemiştik işte dini liderlerin foyası ortaya çıkacak, olaylar gerçekleşecek, halk sokağa dökülecek diye bir gazete röportajıydı o ve gerçekleşti zaten bunlar da maalesef. Hala bunlar arınma dönemine doğru gidiyoruz. Yani bu dönem baktığımız zaman çok zor geçti. Geçmeye devam edecek yine yıl sonuna kadar. Çünkü dolar ve euro da ciddi artışları daha da fazlasıyla göreceğimizi de öngörebiliyoruz. Borsayla ilgili de çok fazla soru gelir genel manada ve asla güvenilmemesi gerektiğini söylüyorum. Artık biraz daha etkiler yavaşlama sürecine geçti. Çünkü Jüpiter terazi burcuna geçiş yaparak biraz daha ilişkiler artık yumuşatma dönemine doğru gidiyor. Bu zamana kadar sıkıntılar vardı. Eylül ayında tutulmalar gerçekleşti. Ondan önce Satürn'ün açıları çok sertti. Güneş, Satürn kareleri çok fazlasıyla gördük. İnanılmaz derecede kaotik bir enerji vardı. Hem ülkemiz haritasında böyle sert etkiler vardı. Şimdi de artık hem genel manada yine Aralık sonuna kadar devam edecek bu süreçler. Ülke arası çatışmalar, gerginlikler, yeni anlaşmalar dönemleri de ön plana çıkıyor olacak. Bu anlaşmalar sence olumlu mu sonuçlanacak, olumsuz mu sonuçlanacak? Olumlu sürece doğru güzel ilerleyecek. Çünkü artık hani şu anda Türkiye'nin olduğu bir durum var biliyorsun. Hı-hı. Avrupa Birliği'nden de biraz daha negatif, hı-hı, bir puan aldığımız, aynen, var. En önemli şey o, bir tanesi sana soracağım. Evet. Sonra Amerikan başkanlık seçimlerinin, aynen, herkes için şok edici sonuçları var. Aynen. Bunları sen nasıl öngörüyorsun? Söyledik Trump'ın kazanacağını da bayağı. Trump çok değişik bir destek aldı. Spiritüel anlamda da destek aldı. Bu da çok ilginç bir şey zaten. Haritasında da inanılmaz derecede etkilerini gördük bu noktada ve başarılı oldu. Trump gibi bir adamın Barack Obama'dan sonra daha ılıman bir şeydeyken, hı-hı, daha demokratikleşme sürecindeyken, dünya lideri bir ülkenin tepesine oturması, tabii, ne demek? Ya bir nevi birazcık olumlu da bakabiliyorum. Çünkü bir iş adamı potansiyeli var. Tabii ki de bu Amerika için iyi olacak bu arada. Sadece bizim ülkemiz için değil. Bizim ülkemiz için farklı ilişkiler ve farklı komşularla işbirliği geliyor bu süreçte. 2017'de neler bekliyor sürecini çekecekken bunları zaten bol bol konuşacağız ama ülke yeni arkadaşlar edinmeye başlayacak ülkemiz Türkiye açısından baktığınız zaman da. Amerika açısından baktığınız zaman Trump'ın tabii ki de oradaki geçişi işte şu an doları fazlasıyla arttırdı zaten ama Trump belli bir süreden sonra, Mart ayından sonra özellikle tekrardan böyle bir yumuşamaya, rahatlamaya, dengeyi bulmaya çalışacak. İş adamı mantığıyla hareket edeceği için ülkenin tamamen çıkarları üzerine bir oyun oynamaya sürecine gidecek. O yüzden birazcık sıkıntılı dönemlerde bekliyor olacak diğer Avrupa ülkeleriyle. Avrupa-Türkiye arası zaten Aralık ayına kadar biraz daha sıkıntılı gidecek. Yani geri adım atmalar çok fazlasıyla ön plana çıkamayabilir bu süreç içerisinde, bu Aralık döngüsü içinde ama yine de biz farklı yoldan ilerleyeceğiz bu noktalarda. Dünya üzerinde büyük bir kriz yaşanıyor. Suriyeliler, mülteciler, dünya üzerinde dönen bir mülteci var ve bildiğim, evet, kadarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bile daha yüksek rakamdaki insan, hı-hı, yurtlarından, vatanlarından kopmuş durumda. Bununla, aynen, ilgili ne söyleyeceksin? Zaten bunu da söyledik yine. Türkiye çok büyük göç alacak, göçler alacak diye söylemiştik ve Suriye olayları gerçekleşti ve zaten işte şu anda çok ciddi bir göçebe toplumu taşıyoruz yanımızda. Elimizden geldiği kadarıyla ülke açısından da sahip çıkılıyor ama ekonomik anlamda da tabii bunun hem ülkeye de zararını fazlasıyla görüyoruz.
Kaotik bir dönem, zorlu bir dönem 2016 ama aynı zamanda dönüşmek için çok da fazla fırsat vermiş olan bir dönem aslına bakarsam. Arınmak için, dengelenmek için, rahatlamak için tam anlamıyla bir denge sürecine ulaşabilmemiz için son sancılarımız aslına bakarsanız. 2016'da çok kaotik, çok krizli geçmiş olsa da yine de çoğu insanın dönüşümünü de sağladı aslına bakarsan. Özellikle Haziran'da Neptün'ün retrosu bizi zaten aldanmalara fazlasıyla götürdü. Chiron'un yerleşimi zaten bizi aldanmalara, yanlış algılama, yanlışları görememe sürecinde bizi çok fazlasıyla olumsuz etkiledi ama artık Aralık döneminin sonuna doğru da bu süreçler tamamen dengelenme dönemine doğru ilerleyecek. Tabii çok bu etkileri bilmeyen hani izleyicilerimiz için biraz daha açmanı isteyeceğiz. Çünkü dediğim bu şey ben az çok astrolojiyle ilgiliyim. Çok iyi biliyorum ama hepimiz de özel hayatımızda yaşamışız evet. Değil mi? Haziran'dan sonra Neptün etkisiyle aynen. Neydi? Yani aslında olan retro, gerçeği görmeme. Aynen. Hayalleri gerçekleştirme. Ve uç noktada hayaller kurma, ulaşamayacağın, yapamayacağın ya da çok saçma hayaller diyelim ki işte ben astroloğum, psikoterapistim bir anda döner dükkanı açma kararı falan. Nereden geldi yani ne alakası var böyle bir şey. Ya da hiç iyi gitmeyen bir ilişkinin çok iyi gideceğini bir anda düşünmek ve buna tamamen kendini bağlamak ve bu konuda hayaller dünyasına sokmak. Aldatılmak ve bunu görmezden gelmek veya aldanmaya niyetli olmak gibi süreçleri çok fazlasıyla bize anlatıyordu. Ülke açısından da yine aldanmalar, aldatılmalar var. Siyasi anlamda da olacaktı. Bunların çok fazlasıyla etkileşimlerini gördük noktayla ilgili. Neyse Allah'tan şimdi sıkıntılı dönemler atlattık ve toparlanma dönemine doğru gidiyoruz süreçle ilgili. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Anıl Can'la sohbetimiz devam edecek. Astroloji ile ilgili, diğer konularla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa kutucuklara izleyebilirsiniz. Teşekkürler.